Bugünkü konuğum yayın yönetmeni Refaettin Kurt'la birlikteyiz. Kendisiyle Türkiye'deki eğitim yayıncılığının önemini konuşacağız. Refaettin Bey, programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Dilerseniz sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. Ben Refaettin Kurt. Bir yayıncıyım desem aslında her şeyi özetlemiş olurum. Kendimi bildim bileli yayın sektörünün içerisindeyim. Aşağı yukarı 18 yıldır bu sektörün içerisinde hizmet veriyorum. Yayın evinin kuruluş hikayesini sizden dinleyelim. Yayın evimiz Murat Hocamızın idealist çalışmaları sonucunda 1983 yılında kurulmuştur. Hı-hı. Kurulduğumuz günden bugüne lisans sonrası yapılan tüm sınavlara hizmet vermekteyiz. Türkiye'de yayıncılığın ne kadarı eğitim yayıncılığı, ne kadarı kültür yayıncılığıdır? Aslında şöyle cevaplasam daha sağlıklı olacak. Hı-hı. Bu toplamda alınan bandrol sayılarıyla doğru orantılı. Türkiye'de eğitim yayıncılığına dönük bir bandrol başvurusu yapılır. Artı bunun dışında kültür grubu, kültür yayıncılığı dediğimiz alanda da bir bandrol alanı söz konusu. Bunların toplamı toplam bandrol sayılarını doğal olarak veriyor. Ama Avrupa'da ve dünyada bu kavram bu şekilde değil. Avrupa'da sınav grubu yayıncılığı çok daha dar alanda yapılan bir faaliyet. Bu şöyle cevaplayabilirim. Aslında Türkiye için değil, tüm dünyada biz şu an 11. sıradayız. Sınav grubu yayıncılığı bandrol sayısı Türkiye'de çok daha fazladır. Bu anlamda kültür grubunun önündedir sınav yayıncılığı. Refaettin Bey, bu konuya da değinmişken, Türkiye'de hangi yaş grubu öğrenciler kitap almaya daha yatkındır? Bizim verilerimiz şunu gösteriyor. Sınava dayalı ürün gruplarının satışı daha çok. Bu da ortaokulda ve lisede, üniversite hazırlık alanında yayınların satışının çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Evet. Yaş grubu arttıkça yönelim daha çok kültür kitaplarına doğru kayıyor. Refaettin Bey, son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yıllardır süren başarı geleneğimizin ardında alanında uzman, öğretmen kadroları, dizgi, grafik, tasarım ekibi, dağıtım ağımız, Türkiye'nin dört bir alanına yayılmış dağıtım ağımız ve seçkin bayilerimizle hizmet veriyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, matematik öğretmeni Haydar İdeli ile programımız devam ediyor. Programımız matematik öğretmeni Haydar İdeli ile devam ediyor. Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam, Türkiye'de eğitim nasıl bir yolu izlemektedir? Sizin düşünceleriniz nelerdir? O kadar çok müfredat değişiyor ki, bunu biz eğitimciler de, yazan arkadaşlar da, uygulayan arkadaşlar da bunun dağınıklığından ve kelmekeşliğinden zaman içerisinde bir araya getiremeyebiliyoruz. Evet. Önemli olan çocuklara bakanlığın istediği kadar bilgiyi öğretmek esastır diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, matematik öğretmeni Haydar İdeli ile gerçekleştirmiş olduğumuz keyifli sohbetin sonuna geldik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın.